Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz matematikte önemli bir yer tutan asal sayılar ve asal sayı çarpanlara ayırma. Öncelikle asal sayı nedir? Bir ve kendisi dışında pozitif böleni olmayan sayıya asal sayı denir. Veya başka bir tabir kullanacak olursak iki tane pozitif bölene sahip olan sayılara asal sayılar denir. En küçük asal sayımız 2 ve tek çift asal sayımız 2'dir. Asal sayılar herhangi bir ritmik artışa sahip değildir. Sonsuz sayıdadır. 2, 3, 5, 7, 11 şeklinde devam etmekte. Sonu bulunmamakta. En küçük asal sayımız 2 dedik ve ardışık olan asal sayı 2 ve 3. Diğerlerin aralarında hep bir çift fark vardır. Diğer asal sayılarımızın hepsi tek sayılardır. Biz bir sayının asal olup olmadığını nasıl inceleyeceğiz? Mesela 37 asal mı? 37 sayısı asal olup olmadığını şu şekilde kontrol ediyoruz. 37'nin yaklaşık olarak kare aldığımız zaman 6 nokta küsür. 6'dan küçük olan asal sayılara bölünüp bölünmediğini kontrol ediyoruz. 37 sayısı 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor. O zaman 37 sayısı asal bir sayıdır. Başka bir sayı düşünelim. Mesela 97 asal mı? 97'nin karekökünü aldık. Yaklaşık olarak 9 nokta küsür. 9'dan küçük asal sayıları düşünelim. 2, 3, 5, 7. 2'ye bölünüyor mu 97? Bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Rakamları toplamı 3'ün katı değil. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? Son basamağı 5 veya 0 olmadığı için 5'e de bölünmüyor. 7'ye bölünüyor mu? 97. 7'ye de bölünmüyor. O zaman 97 asal bir sayıdır. Biraz daha büyük bir sayı düşünelim. Mesela 253 asal mı? 253 sayısının kare aldık. Yaklaşık olarak 15 nokta küsür bir sayı. 15'ten küçük asal sayıları düşünelim. 2, 3, 5, 7, 11. 253, 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. Ama 11'e bölünüyor. 11 çarpı 23. O zaman 253 asal bir sayı değildir. Şimdi biz bir sayıyı asal çarpanlarına ayırarak o sayı hakkında bazı bilgilere ulaşacağız. Mesela verilen bir sayıyı en küçük asal sayıdan başlamak üzere bölerek bölünmeyene kadar bir sayısına ulaşana kadar asal çarpanlarını ayırdıktan sonra bu sayı hakkında kaç tane pozitif böleni var? Kaç tane asal böleni var? Kaç tane tam sayı böleni var? Kaç tane negatif böleni var? Tam bölenlerin toplamı kaçtır? Pozitif bölenlerin toplamı kaçtır? Asal olmayan pozitif bölenlerin toplamı kaçtır? Asal olmayan tam bölenlerin toplamı kaçtır? Gibi sorulara cevap verebiliriz. Verilen bir sayıyı asal çarpanlarına ayırdığımız zaman asalların kuvvetlerini birer artırarak çarptığımız zaman pozitif bölen sayısını buluyoruz. Eğer bir sayının pozitif bölen sayısını bulursak aynı zamanda negatif bölen sayısını da bulmuş oluyoruz. Kaç tane böleni varsa, mesela 12 sayısı. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 12'ye bölünür, eksi 1'e bölünür, eksi 2'ye, eksi 3'e, eksi 4'e, eksi 6'ya, eksi 12'ye. Kaç tane pozitif böleni varsa o kadar da negatif böleni vardır. O zaman pozitif bölen sayısını bulurken aynı zamanda tam bölen sayısını da bulmuş oluruz. Negatif bölen sayısını da bulmuş oluruz. Verilen bir sayının tam bölenlerinin toplamını sordular mesela. Şöyle bir düşünürsek bu sayı 1'e bölünüyor, eksi 1'e de bölünüyor. 2'ye bölünüyor, eksi 2'ye de bölünüyor. O zaman her durumda hangi sayı verilirse verilsin tam bölenlerin toplamı 0'dır. Şimdi örneklere geçecek olursak mesela 400 sayısını tam olarak bölen sayıların toplamı kaçtır diye sordu. 400 sayısı 1'e bölünüyor. 2'ye, 4'e, 5'e, 20'ye, 100'e. Aynı mantıkla eksi 1'e, eksi 2'ye, eksi 4'e, eksi 400'e. Şimdi sırasıyla topladığımızı düşünsek. 1'e bölünüyor, eksi 1'e bölünüyor. Topladık 0. 2'ye bölünüyor, eksi 2'ye bölünüyor. Topladık 0. Benzer bir mantıkla 400'e bölünüyor. Eksi 400'e bölünüyor. Topladık 0. O zaman tam bölenlerin toplamı sıfırdır. Başka bir soru düşünelim. Mesela 100 sayısını tam olarak bölen pozitif tam sayıların toplamı. Bu zor bir soru. 100 sayısı. sayısı. 100 sayısı 100'e bölünüyor. 50'ye bölünüyor. 25'e bölünüyor. Hadi diyelim alt alta yazdığımızı farz edelim. Bir şekilde ulaşabiliriz. Ama bunun için birazcık bir kolay bir yöntemimiz var. 100 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımız zaman. 100 sayısı 2'nin karesi ya da daha Türkçesi 100 sayısı 10'un karesi. 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Şimdi bir sayı 2'nin karesine bölünüyorsa 2'nin birinci kuvvetine de bölünür. 2'nin sıfırıncı kuvveti yani 1'e de bölünür. O zaman şöyle bir mantık geliştirebiliriz. Bu sayı 4'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 1'e bölünüyor. Bu sayı 25'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 1'e bölünüyor. O zaman ikili bölenlerini toplarsak 7. 5'li bölenlerini toplarsak 31. 7 çarpı 31, 207. O zaman 100 sayısını tam olarak bölen pozitif sayıların toplamı 207'dir. Mesela 120 sayısını tam olarak bölen asal sayıların toplamı kaçtır diye bir soru sorulduğu zaman 120 sayısını en küçük asal sayı 2 olmak üzere önce 2'ye bölüyoruz 60 sonra tekrar 2'ye bölüyoruz 30 sonra artık 2'ye bölünmediğini fark edip 3'e bölüyoruz 15 5'e bölüyoruz 1. 120 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 120 sayısı 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5 şeklinde ayrılır. Asal bölenleri 120'nin 2, 3 ve 5'tir. Toplamı 10'dur. Şimdi başka bir soruya geçelim. A ve B pozitif tam sayılardır. A kare eksi B kare 29 olduğuna göre A kaçtır? Sorusunu cevaplarken. Çarpanları ayırma konusundan hatırladığımız üzere A kare eksi B kare A eksi B A artı B şeklinde çarpanlarına ayrılabilir. Buradaki 29 sayısı asal bir sayı olduğu için 29'un bölenleri 1 ve kendisi. Yani 29 olursa A ve B'nin pozitif olduğu sorunun başında verilmiş. O zaman iki pozitif sayının toplamı 1 olmaz 29 olur şeklinde düşünürsek A artı B 29, A eksi B 1. Bu iki denklemi taraf tarafa topladığımız zaman B'ler gider. 2A eşittir 30, A eşittir 15 olarak bulabiliriz. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere x çarpı y eşittir 5x artı 90 olduğuna göre kaç farklı x y ikilisi yazılabilir? Bu soruda y'yi yalnız başına bırakırsak yani her iki tarafı x'e bölersek x'in pozitif sayı olduğu belirtildiği için bölme hakkına sahibiz. Her iki tarafı x'e böldüğümüz zaman y eşittir 5 artı 90 bölü x ifadesini elde ediyoruz. Y bir tam sayı. 5 bir tam sayı o zaman 90 bölü x ifadesinde bir tam sayı olması lazım. O zaman x değerimizin 90'ı bölmesi lazım. 90'ın bölenlerini düşünürsek sayarak bulabiliriz. 1'e bölünür, 2'e bölünür, 3'e bölünür şeklinde. Ama kısa yoldan bulmak için 90 sayısını asal çarpanlarına ayırırsak 90 eşittir 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5 şeklinde asal çarpanlarına ayırdık. Pozitif bölen sayısını kısa yoldan bulmak için şöyle bir yardımcı bilgimiz var. Asal çarpanların üstlerini birer artırıp çarptığımız zaman o sayıyı bölen pozitif bölen sayısını kısa yoldan bulabiliriz. O zaman 3'ün karesi, o zaman üstünü bir artırdık. 2 artı 1, 1 artı 1, 1 artı 1, 3 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 12. 90 sayısını tam olarak bölen pozitif 12 tane sayı var. Her x değeri için bir de y değeri oluşturduğumuz için o zaman 12 tane farklı x, y ikilisi yazılabilir. Şimdi başka bir soruya geçelim. 630 sayısını tam olarak bölen kaç farklı tek tam sayı vardır? Tam olarak bölme cümlesinden yola çıkarsak Pozitif ve negatif bölenlerden bahsediyoruz. 630 sayısını asal çarpanlarına ayırırsak. Önce 630 bölü 2 eşittir 315. 315'i 3'e böldük 105. 105'i 3'e böldük 35. 35'i 5'e böldük 7. 7'i 7'ye böldük 1. 630 sayısını 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 7 şeklinde asal çarpanlarına ayırdık. Pozitif bölen sayısını bulurken kullandığımız formatı düşünürsek ve sorumuzda döndüğümüz zaman kaç farklı tek tam sayı vardır diye soruyor. Bir sayının tek tam sayı bölenlerini bulmak için içinde 2 olmaması lazım. O zaman 2'nin üstünü çiziyoruz. Diğer kısımların üstlerini birer artırıp çarptığımız zaman 2 artı 1, 1 artı 1, 1 artı 1 toplamda 12 tane pozitif bölen 12 tane de negatif bölen yani 24 tane tek tam sayı böleni vardır. Pozitif bölen sayısını bulurken kullandığımız formülden yola çıkarak büyük sayıların kaç adet böleni olduğunu bulmak daha kolaylaşır. Mesela bu sorumuzda 60 milyon sayısının 60 milyon 8 basamaklı bir sayı, 60 milyon 8 basamaklı sayısının tam olarak bölen kaç farklı pozitif tam sayı vardır? 60 milyon 6 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde yazabiliriz. Tekrar 6'yı yerine 2 çarpı 3, 10 yerine 2 üzeri 7, 5 üzeri 7 şeklinde yazarsak 60 milyon sayısı 2 üzeri 8 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 7 şeklinde yazabiliyoruz. Asal çarpanlarını ayırmış olduk. Bundan sonra pozitif bölen sayısını bulmak için asal sayılarımızın üstlerini birer artırıp çarparsak 8 artı 1, 1 artı 1, 7 artı 1, 9 çarpı 2 çarpı 8. Toplam 144 tane pozitif böleni vardır. Sorumuzda pozitif bölen sayısı sorulduğu için cevabımız 144. Eğer negatif sorulsaydı 144 tane de negatif böleni vardı. O zaman toplamda 288 tane tam böleni var diyebilirdik.